Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammed'in salavatı. 23. Lema Tabiat-ı Salesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet Resuluhum efillâhi şakku fatiru semavati vel ağv. Devam ediyorduk. Bugün 3. muhal. Neyin muhali? Ama birinci yol ki esbab alemin içtima ile, yani sebepler alemin bir araya gelmesiyle eşyanın teşkil edilmesi ve eşyanın vücuda gelmesine sebeptir deniliyor. Onun 3. muhali. El vahidu la yesturu anil vahid. Kaydi mukarreresiyle bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahitten bir elden sudur edebilir. Bak, bir mevcudun vahdeti varsa elbette bir vahitten bir elden sudur edebilir. Hususan o mevcut gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise, bilbedahe sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan mutadid ellerden çıkmadığını, belki gayet kadir, hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde, hadsiz ve camit ve cahil, yukarıdan aldığımız şey, bir mevcudun vahdeti varsa, birliği varsa, yani mesela diyelim ki vücutta bir birlik var, organlar arasında iletişimde bir birlik var, organlar arasındaki bir ahenk var, organlar birbirinin işini tamamlar gibi hareket ediyor. Bu vücutta böyle, bir de kainatta da böyle. Ayrı ayrı şeyler, yani birbirine zıt şeyler, birbirinin işini tamamlar gibi hareket ediyor. Ama çok ilginç olan taraf şudur. Ama şuursuz. Akılsız ama birbirini biliyormuş gibi hareket ediyor. Hususan o mevcut gayet mükemmel bir intizam içindeyse, yani öyle karmaşık gibi gözükürken ama fevkalade bir intizam var. İntizam kendi bünyesinde harikalık, böyle birbirine ahenkli olması demek. Hassas bir mizan içinde ise, hassas bir mizan var, ölçü var. Rahman suresinde geçiyor değil mi? 4 tane. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَى فِي الْمِيزَانَ. Hatırladın mı? 4 defa geçiyor. Mizan, ölçü içinde ve cami bir hayata mazhar ise, yani daha zorlaştırıyor iyice. Yani bu şey mükemmel bir intizam sahibi ise, hassas bir mizanı varsa, yani intizamla mizan arasında fark, dün konuşmuştuk. Eşyanın kendi bünyesi içinde ahenkli olması, sistemli olmasına intizam. Bu sistemi mesela insan, farklı farklı organların, farklı farklı cihazlarının kendi aralarında, yani her bir cihaz fevkalade bir intizam. Ama her bir intizamlı olan organlar, karaciğer, böbrekte, böbrek dalakla, dalak mideyle vesaire, hepsi böyle bir ahenkli olmasına intizam deniliyor. Bu vücudun komple kainatla münasebet kurarken mizan deniliyor. Ama indirgersek aşağı doğru, karaciğer intizamlıdır dokular arasında, hücreler arasında. Ama diğer organlara göre mizanlıdır. Anladık mı? Bülent, anladın mı? Tamam, o son şeyi. Bak şimdi, aldın da onun için dedim zaten. Şimdi mesela diyelim ki midenin yapısı, midenin bir yapısı var.
Bu hücreler var. Aynı madde değil ki mesela. Mesela göz. Gözde tek bir element yok. Tek bir doku yok yani. Başka şeyler de var. Yani gözün farklı farklı elementlerin, farklı farklı dokuların, hücre yapılarının bu işlevi yapabilmesi için bir araya gelmesi, yani birbirini tanıyormuş gibi el ele elip, el ele verip, omuz omuza verip de bu gözü meydana getirmelerine intizam. Ama bu gözün mide ile çalışmasını sağlamak mizan. Birbirlerini tanımaları gibi sanki. He yani. Yani basit gibi gözüküyor ama mide gözde de çalışır. Oruçluyken güzel bir yemeği görsen miden kalkar. Değil mi? Burunla mide çalışır. Güzel bir koku duysan oruçluyken miden gene uyanıyor. Mide salgılama yapıyor. Hayalle çalışıyor şimdi, böyle bir balık hayal ediyorsun böyle, tamam mı? Öyle şöyle oruçlusunuz ya siz de, gerçi fazla tasvir etmeyin. Ondan sonra ne yapar? Mide çalışır. Yani bak nasıl birbirine bağlı. Bir de götürüyor bak ileriye doğru. Dikkat edin karaciğerdeki. Sonra bütün organlar birbirine. Sonra cami bir hayatı varsa. Yani bir hayat. Niye cami? Hayat demek bütün kainatın kulasası demek. Unutmayın. Allah bu kainatı hayattan yarattı. Allah bu kainatı hayattan yarattı. Celle Celaluhu. Dolayısıyla hangi varlığa, hangi işte hayat girmişse bütün alem girmiş demektir onda. Alemin yapısı, yapı taşı, kullandığı malzeme Cenab-ı Hak hayattan yapmış. Hayat girmişse bu vücuda bütün alem girmiş. O zaman cami bir hayata mazhar ise bilve dahi sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan mutadid ellerden çıkmadığını, yani farklı farklı ellerden çıksa ne olur? Sebep ihtilaftır. Yani sen böyle istersen, o da böyle ister. Bir evde zaten kavgaların olmasının sebebi o. O diyor ki böyle olsun, bu diyor ki böyle olsun. Olmuyor. Böyleyse, belki gayet kadir, kadir, yani oraya hak iş olacak, hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde. Yani hakim ve kadir isimleri orada hakim. Farklı farklı sesler çıkmıyor. Uyum içerisinde. Uyum içinde. Yani bu tabii konuşuyoruz veya siz biz alıştık da Risale-i Nur'un çeşitli derslerini vesilelerle duyduk işte de buna alıştık, böyle şey sıradan bir cümle mana geliyor ama Risale-i Nur'u bilmeyince ilk veya duyduğumuz zaman biz bizim aklımız gidiyordu ya. Tabi imana içeriğini de pek kış yapamadık. Girmek istemiyorum şimdi. Onun için de tabi biz zahirde kalınca. Burada henüz tabiat risalesini öyle fazla işlemedik. Yani hemen hemen hiç işlemedik. Yani bizim için de hani çok orijinal yeni. Yani şey olarak da oradaki kaideleri anlamakta da bir şeydeyiz yani. Evet. Nasıl bir sistemle bu şey izah edilmiş. Hangi mantıkla yani tabiat çürütülüyor. Şimdi sadece bir tek bildiğimiz yani dört tane sebep olabileceğini, üçünü ispat etmekle yani olmadığını, dördüncüsünü mecburen Allah'ın yani yarattığı sonuç. O şekilde bir sistem takip edildiğini biliyoruz ama her birinin üzerinde nasıl bir şey izahat yapılmış o konuda fazla evet, bilgimiz yok. Şimdi dünkü ders çok bize şey oldu. Ufkumuzu açacak bir yeni bir şey oldu yani. Bir de burada o zaman pek üzerine durmadan gidiyordum, biliyordunuz biraz değil mi? Biraz da üffeti yırtmak adına kadir ve hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde şimdi malum kadir orada veya hakim gözükebilmek için o eşe hakim olması lazım. O eşe içinde olması lazım. Dünkü çocuk arabasındaki uzaktan kumandalı gibi. Zahirde
o kumanda arabanın içindedir ama aslında araba onu kuşatmıştır. Ama aslında içi dişini kuşatmıştır. Arabanın içi mi? Mesela arabada içinde şey koymuştuk, bir alıcı koymuştuk, sensör koymuştuk. Uzaktan kumandalı arabayı kumanda ediyorduk burada. Hatırladın mı? Şimdi zahirde o içindeki o sensör, o beyin arabanın içindedir. İçindedir yani. Araba onu kuşatmıştır. Bu çok önemli. Ama hakikatta o idare ettiği için dışarıdan biz müdahale ediyoruz arabaya değil. O arabanın içindeki beyni. Beyin arabayı idare ediyor. O zaman aslında içindedir ama dışına hakimdir, dışındadır gibi oluyor. Dışında olan içinde gibi gözüküyor. Evet. Yok, içindedir zaten. Neyse, oruç kafasıyla o kadar intikal edildi. Ruh mesela, şimdi gelelim buraya. Ruh içeridedir. Ama aslında vücudu idare eden odur, o hareketlendiren odur. Yani cesedi idare eden o değil mi? O zaman aslında içeridedir ama dişi bloke etmiş. Yani dışındadır, dişimi de kuşatmış. Yansıyor dışarı. Öyle bir iç ki dişi de içine almış. Kadir böyle. Hakim ise aynı öyle. Mesela ne demek o? Şimdi bir yaprağa, ağacın yaprağına müdahale edecek hikmet. Ama bir, o ağacın kendi bünyesinde, o ağacı meyveye göre, bir de diğer şeylere göre, güneşe göre, bir de insana göre bakantar vesaire. O zaman içindeyken yaprak aslında ağacı içindeyken dışındadır. Dışına göre hareket ediyor. Mesela bakın şöyle dedi. Şu parmaklar gelip duruyor belirli yerde ama tırnak uzuyor. Tırnak durmuyor. Şimdi bunun ikisini doğru orantılı yapalım Yusuf. Tırnak uzarken o da uzasın. Ne olurdu? Parmak da uzuyor şimdi. Saç uzarken boy da uzasa. Yani bu çıkıyor da bu niye çıkmıyor? Şimdi geliyor kulağa, zerreler tak diye burada duruyor. Burada duruyor. Niye duruyor yani? Niye deyince cevap nedir? Ruh neredeydi? İçeride, zahirde. Niye duruyor? Ruhla izah edeceksin. Ruh onun projesidir. Planı ve projesidir. Dışarıdaki hareket içeridekine göre hareket ediyor. Adeta iç dışarıya çıkmış, blok etmiş. Ama böyle bir kadir. Ruh insanın dış görünüşünün şekli gibi bir şey mi hocam? Yok, dişini de almış içine kendisi. Hani idare ediyor. İçindekine göre, bir şey yaptığına göre, şekillendiğine göre? İçeridekine göre şekilleniyor dışarısı. O zaman ruhun şekli de hemen hemen şu anki insan vücudu. Yani şeklini değerken içerideki programa göre. Yani yine aynı şekil değil. Mesela insanın şekli, ruhunun şekli bu değil. Çünkü bebekken bir de şeklin vardı senin. 10 yaşında vardı, şimdi de var. Peki hangisi sensin? Ha, ama ruhtaki hakikat dışarıda gözüküyor. Simada, tipte, karakterde. Mesela kızardı. Utandı değil mi? Utanmak orada öyle gözüktü. Onun için büyük zatlar hep yazmışlar kitaplarını. Zina edenin simasında şu olur. Oruç tutmayanın şu olur. Faiz yiyenin şurası şu olur. Namaza kalkmayanın şu olur. Hatta hangi namaza kalkmadın, kılmadın belli oluyormuş simada. En belirgin sabah namazıdır. O nereden atıyor? Ben bir şeyi karıştırmıyorum. O nasıl belli oluyor? O hepten belli oluyor. Uykusuz hali mi acaba? Nasıl bir şey? O hepten belli olur yani. Yani bu dışarıda kendisini ifade ediyor ama sima bu değildir. Yani ruhun siması bu değildir. Çünkü ne kadar sima değiştirdi? Hangisi olacak? İşte
hakim bir el. Hem hikmettir, hem hakim. Yani her şeye hakim. Allah aşkına nasıl bir Allah ya? Şimdi bir yaprak yapmak için güneşe hakim olacak. Nasıl her şeye hakim ya? Şimdi nasıl idare ediyor? Şimdi bak, hayal edemiyorum. Bir dünyadan bir çıkar mısın böyle? Çık, 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 çık. Çık. Çıktın mı bak, bulutların yukarısına çık, 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 çık. Çık. Bak şimdi, uydudan bakıyoruz. Mavi bir dünya. Tamam, mavi bir dünya. Burada şimdi idare et güneş, güneşi vur. Püüü. 150 milyon kilometre aşağıda. Oradaki yaprağı idare edeceksin. Bir güneş noktasında düşün. Oraya gıda vereceksin. Yani 150 milyon kilometre dünyadan uzak. Sevgili kardeşim, bunu nasıl bir ayak içinde bir birlik yapıp da bir hareket ettireceksin? Ondan sonra ya neye benziyor biliyor musun? Olmaz da abi. Mutfağa eşyaları götür. Soğanı, fasulye, yağ. Bırak oraya. Lamba güneş olsun. Orayı bırak. Kendi kendine şimdi yemek oluştursunlar. Yemek olsun ya. Soğan kavrulsun, et kavrulsun. Yemekler falan konsun. Suyu, tuzu, karabiberi, kimyonu ayrılsın. Lambayla. Ondan da harikadır kavun. Tuzu, karabiberi, kimyon. Hem de canlı bir yemek. Nasıl yapıyor? Tek bir elden çıktığını göster. Çünkü birbirine zıt, güneş, hava, toprak, su ittifak edecekler kavuna. Kavunu biz kaşıkla yeriz. Ortadan keseriz böyle. Böyle kavunsa böyle keseriz yani böyle. Kap. İçini çıkartırız bir zeytinyağını dersen de kaşıkla yeriz. Kap yani. Şu kaba bak yani. Bunu to arkadan 150 kilometreden, 150 milyon kilometreden kabuğunda kullanılması gereken bir malzeme gelecek. Güneşten. Havayla çarpacak. Basınçla, nem oranı, ısı oranı, topraktaki yapı vesaire vesaire vesaire. Ama netice dile bakacak. Göze bakacak, kokuya bakacak, burnuna bakacak. Yani güneşin 150 milyon kilometreden harbi senin gözünün zevkini biliyor. Ona göre boya atıyor. Hadsiz, bak hadsiz ve camit ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karmakarışıklık içinde kör, sağır, esbab-ı tabiyenin karmaşa karışık ellerine. Yani kime vereceğiz bunu arkadaşlar? Bak, hadsiz, cansız. Canı, hayatı, cansıza, ilmi, cahile, ondan sonra birbirine tecavüz eden bir doğa var. Rüzgar durmuyor ki. Duruyor mu yerinde? Nem de durmuyor, ateş de durmuyor, güneş de durmuyor. Yani hep birbirine ucumda. Deniz istila etmek istiyor. Rüzgar kalkıyor, tozu götürüyor, bilmem ne yapıyor. Hep birbirine mütecaviz. Hep tecavüz ediyor. Yani hep birbirine hücum ediyor. Bak o öyle değil mi? Durmuyor. Mütecaviz. Şuursuz. Beni çok şey yapan, etkileyen bu. Şuursuz. Ama şuurlu eser var. Karma karışıklık içinde. Kör. Bunlar kör. Sağır. Esbab-ı maddiyenin, esbab-ı maddiye, maddi sebepler işte bunlar. Yani gayet değil ki gözümüzün önünde, netice belli, kavun. Sebep şu. Hatta bir yerde demiştim, daha hiç burayı görmeden önce Cenab-ı Hak bize gösterse, bütün cansızları buraya koyalım. Mesela güneş cansızdır, hava cansızdır, toprak, su cansızdır. Elementler cansızdır değil mi? Toprak, her şey cansızdır. Koy buraya. Canlıları koy bu tarafa. İlk defa dünyaya geliyoruz.
Deseler ki hangi taraf hangi tarafı yapabilir? Hangi taraf hangi tarafı yapabilir? Cansızlar mı canlıyı yapması daha mantıklıdır? Hayatlı canlılar mı cansızı yapması daha mantıklıdır? Canlının cansızı yapması daha mantıklıdır yani. Hani ama tam tersine cansızdan canlı yapılıyor. Neye benziyor? Fil 3,5 ton ile 6 ton arasındaymış. 6 ton oluyormuş. 6,5 ton, 7 ton. Ama onun meydana gelmesine sebep olan sperma gözde gözükmez. 1,5 kilo tavuk da bir yumurtadan oluyor, o da tek hücredir. Şimdi hayatta hiç görmese, deseler ki bu hiç gözde gözükmeyen mikroskobik bir sperma, bundan mı nasıl bir şey çıkar? Bu koca bir yumurtada bir tek hücredir, bir hücredir o da. Bundan ne çıkar? Hiç böyle bir kocaman yumurtada 1,5 kilo piliç, gözde gözükmeyecek olan o spermadan 6 ton mahluk. Hiç ihtimal verir misin? Dersin ki bu minnacıktan minnacık çıkar, bu büyükten büyük dev bir şey çıkar. Belki de o fili meydana getiren spermanın tek hücrenin yumurta ile kıyas milyarlarca bekondan büyük, milyar trilyonlarca büyük. Gözde gözükmez ki sperma. Şimdi koy bakalım arkadaşlar, yani cansız da buraya olsun, canlılar bu taraf olsun. Hangisi hangisinin yapması daha mantıklıdır? Canlıların cansız yapması herhalde aklın yolu budur yani. Ama bak bakayım kainatta hep hayatsızdan hayatlı oluyor. Cahilden ilim oluyor. Şuursuzdan şuurlu hareket oluyor. Körden görüyormuş gibi hareket ediyor. Sağırdan işitiyormuş gibi hareket ediyor. Senin derdini dinleyen mi var kainatta? Yok. E niye peki benim derdimi duyuyormuş gibi hareket ediyor? Efendim kör, sağır, esbab-ı tabenin karmakarışık ellerine hadsiz imkanat yolları içinde ne kadar ne olabilir? Sen mesela hadsiz imkanat yapar. İmkanat ne demek Ümit? Mesela sen gözün nereye koyabilirdik? Tepeye koyabilirsin, buraya koyabilirsin, buraya koyabilirsin, buraya koyabilirsin. Çok yani. 8 ayakta olabilirdin. Bir gözün burada, bir gözün arkada, bir gözün burada, bir gözün orada. 4 gözde olabilirdin. Yani ne bileyim, kollar burada olması şart değil. Ne yani? Yani alıştık mı yani? Normal mi yani yürümek ya? Yürümek midir bu? Telefonunuzu bir kapatın öyle mi? İlgim için. Karma karışık ellerine. Karma karışık. Her taraf karışık. Hadsiz imkanat içinde İçtima ve ihtilat ile. İçtima ve ihtilat ile. Yani beraber içtima edecekler. Birbirinin içine girecekler. Bir şeyi doğuracaklar. Sevgili arkadaşım, ben de konuşmuştum. Laboratuvar ortamında ilim, ilmin son teknolojisini kullandığı ortamda elementler ortada. Bir tane bir sistem yapılamıyor, can verilemiyor. Bir hücreye can verilemiyor diye. Bir o soyup da attım var ya elma kabuğunu. O kabuğu soyduktan sonra yapıştırılamaz işte. Bütün beşer bir araya gelse. Ha, sen desin Japon'a yapıştırılır. Onu da kastetmiyorum tabii. Esbabın körlüğü sağırlığı ziyadeleştiği halde. Peki körlerin çoğalmasıyla iş daha beter olmaz mı? Mesela şöyle düşünelim. Buraya yastıkları, divanları bir araya koyalım. Bir tane köre de diyelim ki, efendim bu akşam ders var, derse göre ayarla. Ne yapar? Koltuk ya bu. Bu da, tamam. Buna bunu getirdi, bu getirdi buraya. Gitti başka bir şey getirecek. Ama bunu ne yaptığını, böyle bir şey bir kör yapabilir. 4 tane kör sokalım. Daha çabuk olsun diye. Aynı bu şekilde yaptı. Bunu ne yaptığını o bilmediği için buraya getirdi. Gitip bir kitap getirecekti. Bu kör ve sağırlar tabii. Diyemiyor ben gayesini. Tabii bunu buraya getirdi. Tam kitap getirecekti üstüne. O adam, öteki kör hemen bunu aldı, ona oraya götürdü. O adam elinde kitap şimdi. Allah Allah. Şimdi nasıl olur?
kör ve sağırların 20 tane bir araya girse. Burası ne olur? Yusuf, olmaz değil mi? Çok güzel bir düzen meydana gelmez. Yaramıyor. Gelmez tabii. Gelmez tabii. Gelmez tabii. Şimdi arkadaşlar bu sebepler kör değil mi? Mesela senin yiyeceğin, akşam yiyeceğin, iftarda yiyeceğin yemek. Kör değil mi arkadaş? Nereden bilsin senin nereye gitmesi? O zerrenin nereye gideceğini nereden biliyor? 6000 tane damar var diyor İşaret Hücaz'da Üstad. Buradan mı gireyim? Buradan mı? Ekmeğin zerresi. Ulan buradan gireceğine bak şimdi. Buradan gidecek de tırnağa malzeme olacak. Şaşırdılar da hemen yanı başında. Bu kadar hemen yan yana ama toz gibi. Şaşırdılar da tırnağa gidecekti. Buradan gitseydi tırnağa gidecek. Aa buradan bir girdi. Tırnak malzemesi geldi göze. Ne olur göz? Gözden tırnak çıkıyor işte. Ölür yani. Göz ölür. Tırnakta kullanılan malzeme gözde kullanılırsa temelde kullanacağın malzemeyi çatıyı temele kullanırsa kiremit temelde kullanılır mı? Bütün bu anlattıklarımız hangi kanuna dayanıyor? Hangi yani, mantık kanununa göre bunları misaller veriyoruz? Mantık şu, şimdi bu kainatta netice itibariyle dedi ki, her şeyin bir vahdeti var, birliği var, bir ahenk içinde. Kainat böyle karmaşık gibi gözükürken mükemmel bir intizam ve mizan var. Bu kainat tek bir elden çıktığını gösteriyor. Başka mümkün değil. Akıl idrak edemez çünkü bu kadar şeyi. Yani farklı farklı merkezlere versen bu komutu, yani nizam ve birlik de var. Tabii her şeyde bir birlik var. Sistemlilik var. Mükemmellik var. Orijinallik var. Mucizelik var. Her şey mucize. Orijinal. İlki orijinal, sonu mucize. Her şey bak. Bu sene yapılan yaprak geçen seneki yaprak değil aynısı. Ağaç yaprağını döküyor. Gelecek sene yaprak. Hiçbir tanesi bir tanesine benzemiyor tekrar. Değil bu ağacın yaprağı diğer ağaca benzemek şöyle dursun. Kendisi geçen sene kullanılan malzeme bu sene kullanılmıyor. Şekille, şeklen yani. Bu körlerden hareket ettim de biraz önce. Şimdi her biri bir şeye muktedir olsa kendisine has bir şeyi meydana getirir. Yani dört tane kör içeri girdiğinde dört tane farklı bir şey meydana gelir. Ama bakıyoruz kainatta her bir her yerde aynı. Evet. O yönden de yani. Düşündüm. Evet. Her yerde aynı. Mesela birkaç yani kişi yapsa herkes o kendi fantezisine göre, ilmine göre yapmış olur. Aynen öyle. Mesela Sibirya'da koyun yapılıyor. Türkiye'de de aynı. Türkiye'de de aynı. Oradaki üzüm de, buradaki üzüm de aynı. Şimdi her bir nev kendisine göre bir şey yapsa o zaman ortaya koydukları, sergiledikleri birbirine çatışan bir sistem çıkar. Güneş kendisine göre bir iş yapsa, ayın içine değil de kafasına göre gitse, hava da kendi kafasına göre gitse, toprak da, diyelim ki yaptı, havadan bir şey yaptım, toprak kullanmadan, havayı kullanmadan, suyu kullanmadan, efendim güneşi kullanmadan. Ne olur? Havanın yaptığı sistem, ortaya koyduğu sistemle güneşin yaptığı sistem uyuşmaz. Ne olur? Barışmaz ki. Uyuşmaz. Barışmaz ve uyuşmaz. Çatışır ya. Şimdi sevgili arkadaşlar, güneşin aklı var mı? Beraber gidelim. Yok. Şuuru var mı? Yok. Gözü var mı? Yok. Kulağı var mı? Yok. Gayesi var mı? Yok. Hedefi var mı? Bak bir şey diyeceğim. Hedefi var mı? Yok. Maksadı var mı? Yok. Merhameti var mı? Yok. Acıması var mı? Yok, 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 yok. Peki sevgi, toprakta da aynı bu yok mu? Bu saydık mı? Peki niçin ittifak ediyorlar? Beraber bir iş için çalışıyorlar. Bir hedefe çalışıyorlar. Niçin ittifak ediyor? Bu izah edilemez. Bu edilemez işte Allah'sız. Zaten hiçbir şey edilemez de bu hep de zaten edilemez.
Arkadaşlar, şuursuz ve gayesiz olan esbabın şuurlu imiş gibi gaye ve maksada kilitlenip de çalışmaları normal değil ki kardeşim, bir füze gibi. Niye toprakla ittifak etsin ki ya? Gel beraber çalışalım desin. Akıl yok. Niye çalışsın? Sormazlar mı adama? Sen niye çalışıyorsun? Hayır, ne yap? Hayırdır, ne yapacaksın? Peki güneşe sorsa, hayırdır, ne yapmaya çalışıyorsun desin. Ne demek ya, ben şeftali zamanım. Şimdi şeftali imalat halimde. Şeftali imal ediyorum. Değer mi? Yani aklın var diyelim. Niye desin kardeşim? Güneşin ne menfaati var şeftalinin? Niye yapsın? Enayi midir? Yani güneş niye yapsın arkadaşlar böyle bir şey? Aklı olsun. Neye ihtiyacı var yani? Güneş şeftaliye ne ihtiyacı var? Niye yapsın ama bir de şu var. Yani sebepler niye yapsın yani? Bir de bu tarafı var yani. Bu ilginç tarafı da bu. Niye yapsın? Toprak şeftaliye niye yapsın sence? Aklı da var diyelim. Şuuru da var diyelim. Niye yapsın? Kendine mi vefatı var mı? İnsanlar yesin diye. Yani ne acayip değil mi? Ama ne dedim bak şimdi. İnsanlar yesin diye. Bir tanımayı gösteriyor da yapmak için. Hmm. Toprak şeftali niye yapıyor deyince sen ne dedin? İnsanlar yesin diye. Hmm. O zaman insanı tanıyor toprak. Bilerek yapıyor. O zaman öyle olur. Tanımadığı kesin olduğuna göre neyi yapsın? Şeyini koymuş oluyorsa, eğer o cevabı verirse... Tabii. Hani nasıl diyeceksin yani? Ne diyeceksin? Niye yapıyor deyince ne diyeceksin? Neye ihtiyaç duysun? Bir dakika. Neye ihtiyaç duysun? Şeftaliyi niye göze hitap edecek gibi boyasın? Güzel boyasın? Niye koku salgılasın? Onunla esans koysun içine? Niye tat koysun canım elma şeftali elmaya? Niye tat koysun? Niye kavuna tat koysun? Söyler misin insansız? Ya tadı niye koysun? Tat dili bilmek gerektirmiyor mu? Toprakla dille ne alakası var? Zevk madde değil. Zevk alıyor. Birbirinden habersiz bunu yapmıyor. Birbirinden habersiz bunlar. Bunu yapmaları mümkün değil. Yok ki. Bu nasıl olacak ya? Bak körlü ziyade işte aldı. O muntazam ve mevzun vahid bir mevcudu. Onlara istinad etmek. O muntazam kavunu. Mevzun demek vezinli, ölçülü, intizamlı ve mizanlı. Buna vezin. Ölçülü. Hani derler ya vezin var ya şeyde edebiyatta. Kafiyeli yani. Ban 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 diye mesela. Ahmet'e de öyle. Vel cibale evtada da. وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Vezin yani. Edebiyat toplasında bu değil. Şimdi mevzun, vezinli, ölçülü, tek bir mevcudu onlara istinad etmek yukarıda sayılan o sıfat sahiplerine kördür, şuursuzdur, akılsızdır, gayesizdir, hedefsizdir, maksatsızdır sebeplere bunlara istinad etmek yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır. Haydi bu muhalden kat'i nazar, esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri mübaşeretle ve temas da olur. Yani sebeplerin tesiri nedir? Bizzat içine girmesi lazım ve temas etmesi lazım. Bakın bu sayfayı çevirmesi için bu sayfa madde midir? Çevrilmesi gerekiyor. Elimde çevirmesi lazım. Bizzat müdahale etmesi lazım. Çünkü sebep maddedir. Uzaktan şey yapamaz. Yapamaz, böyle çeviremez. İlle dokunması lazım. Ama bu sebebe müdahale eden sebep değil, bu sebebin yapısından daha latif olan maneviyat, manevi nur gibi sebepler uzaktan yapabilir. Araba, çocuk arabasına uzaktan kumandalı şey yapabilirsin. Uçağı uçurabilirsin. Çünkü onun sebebi, onu şey yapan, kendi maddesinden daha latif. Elektronik. Elektronik cisimden daha latiftir. O zaman cisim mi elektroniğe hakim, elektronik mi cisme hakim? Zahirde elektronik cisme daha hakim. Yani nurani şeyler
maddeye daha hakimdir. Değil mi? Yani elektronik şeyler, kesif şeylere hakimdir. Elektroniği tutamazsın sen şeyleri. Peki, o zaman bu neyi mantığı gösteriyor bize? Maddenin yapısından uzaklaştıkça, latifleştikçe bir şey, maddeye daha hakim oluyor. Ne kadar latiften kesafete, donuğa girirsek, o orada oluyor. Ve hiçbir yere müdahale edemiyor. Bunu bizdeki ruhla da kıyas edersek... Aynen, aynen. Ruh ne kadar latif olursa o kadar bloke ediyor. Zaten mesela ne kadar evet. Şeyse... Mesela güneşe bak, ne kadar uzak, 150 milyon kilometre ama ne yapıyor? Uzaktan istediği yere müdahale ediyor. Ama hava maddedir, sürmesi lazım, sürtünmesi lazım. Şşşt. Ama ne, benim yalaması lazım buranın hava. Toprakta olması lazım, ağaç. Ağaç nerede olması lazım? Bu toprak kabul edin, kökleri toprakta olması lazım. Toprakta olması lazım, kökte olması lazım su. Ama güneş, ağacın yanında olmasına gerek yok. Çünkü bunlara göre daha nur olduğu için, nur, yarım nur, metrede hiç önemli değil, 150 milyon kilometrede müdahale edebiliyor. Bu arabadaki müdahale elektronla oluyor ama hava vasıta olarak. Hava vasıtası. O taşıyor. Taşıyor, o taşıma hiç önemli değil. Ama önemli olan oraya gidip müdahale ediyor. Senin elle yapacağını, o çocuk arabasını... evet. Havada bir ruh var oraya karşı. Karışıyor yani tabii. Başka hava onu şey yapmıyor, tesir edemiyor. Edemiyor. Orada bir hava içerisinde bir manevi ahit var. Şey var. İletişim yapıyorlar. Evet. Mesela bu elektronu yayıyor. O da acayip bir şey. O da huve noktasından yaparız inşallah. Hı. Bu elektronu çocuğun o arabasını... Veya normal uçağa, casus uçakları, adam otur diye dur uçuruyor. Hava bunu naklediyor bu elektroniği. Bir manyetik alan oluyor. Evet. Halbuki esbab maddenin temasları ziyahiyat mevcutların zahirleriyledir. Halbuki görüyoruz ki o esbab maddenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o ziyahiyatın batını 10 defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatça daha... Mükemmeldi. Şimdi daha beter olduk şimdi. Şimdi daha acayip olduk şimdi. Ne olacak şimdi? Şimdiye kadar konuştuğumuz ne? Kaç dakika oldu? Yarım saat. Bu hepce maddi konuşuyorduk. Yani gözü yapamaz. Göz çünkü şöyledir. Kulağı yapamaz. Beyni yapamaz. Mesela şeftali şey demiştik bir de. Kavunu yapamaz. Çünkü şu şöyle 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 diye dedik. Şimdi daha betere girdik. Nedir o? O cesedine böyle müdahale edemiyor da, tasarruf edemiyor bu maddi sebep de. Bu cesedinden, zahirinden, kılıfından daha harika olan ruha nasıl müdahale edecek şimdi? Batını. Mesela şefkat. Haya. Var mı yok mu? Var tabi utanıyorsun. Çıplak çıkabilir misin? Bazıları neye çıkıyor? Bir şey sende var, bir şey onda yok. Demek zorundasın. Bu fikir değildir. Utanmak fikri değildir. Yani anlıyor musun? Ha şimdi bakın arkadaşlar, bu vücudumuza müdahale eden sebepleri konuştuk, olamaz madde var. Şimdi batınımız, içimiz, ruhumuz, hislerimiz, latifelerimiz, vicdani duygularımız, irademiz, irade bak, irade de bahsediyor. Yani nasıl müdahale edecek? Yani bu toprak, yani benim irademi nasıl ortaya çıkartacak? Hava irademin nasıl sebebi olabilir? Güneş nasıl olabilir benim irademin sebebi? Arzularımın, hedeflerimin, emellerimin, gayelerimin kaynağı nasıl olur ya? Ben beka istiyorum. Sebepler fani. Neyle izah edeceğiz bunu bir kere? Usta zaten onu çok kullanıyor mesleğinde. Sebep mi dedin diyor bana? Yani insanın yapılmasına sebepleri mi koydun öne? O zaman soruyorum sana dedi. İnsanda bitmez tükenmez emeller var, arzular var, gayeler. Beka istiyor. Soruyorum o zaman sana. İnsanda beka duygusu var mı yok mu?
Var değil mi arkadaşlar? Peki sebepler baki olmadığına göre, fani olduğuna göre, ezeli ve ebedi olmadığına göre sebepler. Peki ezeli ve ebedi bir duyguya ve arzuyu nasıl bana verebilir toprak veya sebepler? Ya kendisinde yok ki öyle bir şey yani. Mesela sebepler güneş, yukarıdan aşağı inelim gene. Güneş, hava, toprak, su. Tabiat budur. Hangisinde hayat var? Hiçbirisinde hayat yok. Peki hayatın kaynağı hayatsız nasıl oluyor? İlmin kaynağı cehalet nasıl oluyor? Ben anlamıyorum yani. Burayı anlayamıyorum yani. İlmi iktiza eden bir eseri cahile verebiliyorsun. Hayatı ölüye verebiliyorsun. Aklı akılsıza verebiliyorsun. Tamam. Ya bunu yaptın ama bu hiç olmazdı da. Çok ayıp ettin ama. Şimdi insanda beka duygusu var. Faniden kaynaklanıyor nasıl dersin? Faninin özelliğidir. Tabii size o yavur tabirlerini kullanmıyorum. Yavurlar bunu demiş de. Şu. Onu belki aranızda bazılar okumuş olabilir. Maddenin fonksiyonudur diyor. Bu yavur tabiri. Maddenin fonksiyonudur. Madde bunu doğurur. Olmadığı bir şey nasıl doğuracak? Doğuruyor işte. Özelliği. İşte biz gene fonksiyon demeyelim bu yavur şeyleri. Yani madde bunu doğurur. Arkadaşım Allah'ını seversen ölü nasıl diri doğurur, iradesiz nasıl irade doğurur? Topraktan filiz çıkıyor ona doğurdu diyorlar. Anlıyor musun yani? Senin iç alemindeki söylediğin şeyler hep duygu. Duygular mesela. Duyguları madde bizde meydana getirmiyor bizdeki duyguları. Getirmiyor. Ama biz maddelerle ayakta duruyoruz ama duygulara sahibiz. Bu duyguların kaynağı madde olamaz. Madde değil. Çünkü maddelerde duygu yok yani. Yok. Maddelerde duygu yok dedi. Mesela şöyle düşün ki sen yani madde deyince böyle yuvarla konuşmayalım, indirgeyelim, isim verelim. Toprakta kalsiyum var. Magnezyum var, kükürt var. Şimdi hangi elementte bu adam daha mesleği okumuş yani o sahada okumuş. Hangi kükürtte ve magnezyumda mı işte nerede? İrade vardır diye bir, insanın iradesinin kaynağı bu elementtir diye size böyle bir şey anlattılar mı? Böyle bir şey olur mu ya? İnsanın iradesinin kaynağı kükürttür. Maddenin fonksiyonudur. İnanmıyorsanız girin kükürtün içine, insanın iradesini göreceksiniz. Böyle bir hezeyan olur mu? Böyle mantıksız olur mu? Arkadaşlar, burayı 29. sözün 1. maksadının 509. sayfada maddenin fonksiyonudur, madde bunu doğurur diyenlere şu, o paragraf cevap, şu paragraf. Sözde 509. sayfa. Yani çok ilginç bir yer. Not alıyorsan. Benim aldığım not, maddede his ve duygu yoktur. Yoktur. Bizde his vardır. Duygu var. Bunun kaynağı madde değil. O zaman ne, kime vereceksin şimdi değil. O nereden geliyor bize? Nereden geliyor? O zaman başka bir kaynak kabul etmek zorundasın. Kardeşim, şimdi burada diyelim ki elektrik yok. Ama burası aydınlanmış. Ama ampul yok yani, lamba yok. Madde de kendisi parlak değil. İçeride aydınlık var yani, dışarısı karanlık iken. Ya diyeceksin da bir yerden bu kaynak var yani, bir yerden geliyor. Hani dünkü misalimiz gibi. 500 sene önce adamı koyduk önümüze. Seyrediyoruz da öyle bir zaman tüneline girsek de gitsek. Ama elimize arabayı alalım çocuk oyuncağını. Perdeyi koyduk türlü bizi görmüyor o adam. Oraya arabayı koyduk. Bir kere şaşırdı tabii o arabanın şeklin. 500 sene önce kanı bile yoktu yani. Vardıysa de öyle işte. Koydun arabayı. Araba el arabasına sen şimdi oynuyorsun tamam mı? Farı yanıyor. Polisin şeyin gibi mak 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 bağırıyor. Tam sensörü var yani. Şey var. Kamerası var. Duvara gelince dönüyor. Ben böyle araba kullandım dedim ya size dün. Çok hoşuma gitti. Allah Allah. Ben de deliliğe veriyorum bazen. Çocuk gülüyor, iyice gülüyor. Arabasının kıymetini anlasın diye. Vay falan. Hayretler şey yapıyorum. Çocuk hoşuna gidiyor. Amcayı heyelendirdim diye. Hakikaten antika. Biz son süratle gidiyorum Murat. Tamam arabayla. Komutla burada. Son süratle gidiyorum. Kilometreyi gösteriyor burada. Kilometreyi gösteriyor. O kadar cehenneme gitti ki, şimdi dedim bir çarpsın, hiç de bilmiyorum.
Çocuk da seyrediyor. Bana bakıyor, bana. Buraya bakmıyor. Ha, böyle bakıyor ne yapacak diye. Bir baktım ki cırr diye dönüverdi. Çarpmadı o şeye. Hemen kırdı. Ama o hızla kırdığı için takla attı falan. Beni bayağı heyecanlandırdı. Çok hoşuma gitti. E tabii o pişş. Mesela veya ateri şeylerinde. Schweinfurt aslan beni götürdü böyle. Şimdi o, arabaya oturuyorum şeye. Bir yere. Sabit. Bilgisayara. Arabayla o kadar da hoşuma gitti ki. Biraz daha tamamen canlı. İçine girdi abi. Öyle mi istiyorsun? İçeride. İçeriye girdim gibi oldu. Gerçek ya. Gerçek gibi. Aynı duyguları yaşıyorum. Aynı. Tabii yeni ilk defa oluyor ya ben yapmam. Böyle Allah Allah falan bir. Dedim bak. Aynı kayıyorsun böyle. Diyorsun böyle viraj alıyorsun. Öyle duruyorsun ya. Ya Allah Allah. İnsan. Bu neyi gösteriyor? Benim dışımda sanki. Ama ben içine girmiş. Aslında ben onun dışında değil miyim bilgisayarım? Öyle bir yaptı ki beni arabanın içine soktu. Oysa ekranı da zaten görmedim zaten. Ama böyle ya. Ben dışındayım. Beni içine soktu. İçinin içi olan arabanın içine soktu. Öyle duygular oldu bende. Şuraya bak ya. Şimdi bu beyni yapanı düşün, hayal et. Bu meziyetleri atoma mı vereceksin? Onun için saydım ben bunları. Yani beynimiz meydana getiren elementlerde mi bu var? Bu tasarım. İşte batını 10 defa zahirden daha muntazam, daha latif, sanatça daha mükemmeldir. Esbab-ı maddenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihette yerleşemedikleri. Bu bir de şu. Tamir edeceksin. Mesela bu saati açacaksın. Tonör de gerekiyor değil mi? Arabayı tamir edeceksin. Anahtar lazım. Arkadaşlar vücut tamir ediliyor. Anahtar kullanılmadı. Değil mi? Gıdalar gidiyor. Tamir ediliyor. Eski enkazlar değiştiriliyor. Kainata bak, ağaca dallar takılıyor, dallara yaprak takılıyor, meyve takılıyor, monte edilmiyor. Yani cıvıtalanmıyor. Tornavida kullanılmadan. Takacaksın oraya. Kopart bakayım meyveyi, yapıştır da göreyim hadi. Japon'a yapıştırsın, o değil. Hayatiyet devam etmez, bitti. Koptu mu bitti, yapıştırmaz. Öyle bir teknoloji kullanmış ki daha insanoğlu bu teknolojiye sahip değil. Yaprağı dala yapıştıran teknoloji yok bizde daha. Şeyin Japonların şu anda uğraştıkları bir teknoloji var. Bulurlarsa tabii çok tehlikeli bir şey olacak. Ağacı koyuyorsun. Hepiniz gördünüz mü? Gidiyor kayayı. Yani ağacın kökü var ya en uç. Onu tut böyle. Öfle kırılır değil mi? O kayayı deliyor. Kayayı delip geçiyor. Japonlar şimdi... Okuduğum için yani dergide. Ağacın kökü. He, ağacın kökü biliyorsunuz en ucu tız gibidir böyle. Hı. Beyaz gibidir böyle. Kıl gibi. Öflesen kırılır. Bunu anlaman için kap koy bir süreye cam. Soğanı at içine. Bak gör o kökler nedir yani. Aynen. Şimdi bu öflediğin zaman kırılabilecek kadar nazik olan kök kayayı nasıl deliyor? Eğer diyor bunu salgılan, bir bakmışlar ki bu uç kabul edin kök. Bunu salgı da, taşa gidince dayanıyor orada. Taş müsaade etmiyor olmaz diyor. Bu da diyor ki Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim diyor. Bu kökte bir kimyasal sıvı salgılanıyormuş. Bu sıvı taşı oyuyor, 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 oyuyor gidiyor. Şimdi Japonlar diyor ki bu kerestenin, bu kütüğün ürettiği kimyasal, bakın kökte salgılanan kimyasal İlaç da ağacın tepesindeki meyvede kullanılan kimyasal farklı. Eğer yerini karıştırsa ağaç buraya salgıladığı kimyayı meyveyi buraya olsa olmaz. Biri yapıcı biri yıkıcı oldu. Oldu. Şimdi buradaki diyor kökün kullanmış olduğu sıvı, salgıladığı sıvıyı ama gözükmüyor yani böyle su dökmek gibi değil. Hiç dökülmek yok. Dökülmüyor öyle ve nasıl sıvıysa akmak yok. Elini sürsen de sıvı yok. Nasıl bir şeyse hava ile temas ettiriyormuş, hava ile gönderiyormuş bunu. Hava veya bas. Nasıl yapıyorsa sıvı yok yani. Temas ettiği anda kaya eriyor. Temas ediyor kaya eriyor. Temas ediyor kaya eriyor. Bunu yapabilirsek adamlar vallahi buna varırlarsa çok antika bomba gibi kullanılır yukarıdan aşağı. Her taraf erir. Şimdi bu kütüğün, kerestenin kullandığı teknoloji Japonlarda, dünyada hiç kimse de yok. Yani tabiatta, doğada Cenab-ı Hak
öyle bir teknoloji, ilim kullanıyor ki insan hayran oluyor, taklit etmeye çalışıyor. Tam edememiş de. Kullanıyor. He, yani elinden geldiği kadar var, mesela, var olanı kullanıyor. Var olanı kullanmaya çalışıyor daha. Kendisi yaptığı bir şey yok. Yok yani, kainatı. Şimdi düşün yani, bunu yapan zatı düşün ya. Taklit edilmemiş bunu yapan. Yani bu dünyadakiler başka bir yerden taklit edilmemiş. Orijinaldir. Başka bir yerden getirilmemiş. Bunu Şartıcaz da söylüyor. Yani şeftali başka memleketten getirip burada dikilmemiş. Çok Charles Darwin zaten çok çıkmazlara girmiş. Kendisi de söylüyor. Başını düşündükçe diyor, aklım çıkası geliyor diyor. Mesela başı şu. Hepimiz öyle okumadık mı okulda? Dünya güneşten kopmuş parça değil mi? Öyle okuduk. Dünya güneşten kopmuş parça. Güneşin çevresinde, diş çevresinde 6000 santigrat derecede ısı var. Merkezinde 40 milyon santigrat derecede ısı var. Güneşte iki tane element var. Helyum, hidrojen. Başka bir şey yok. Dedikleri bu. Helyum. Şimdi oradan kopan parçada güneşin bütün özellikleri yok mu? Var. Geldim buraya. Koptum bak. Beraberdik, koptum. Buraya gelen elementte, şey dünyada niçin hayat var? Niçin su var? Adama sormazlar mı? Sen nereden geldin hemşerim diye sormazlar mı adama? Su nereden gelmiş? Bu kadar çok element nereden gelmiş? Hayat nereden gelmiş? Gül nereden gelmiş? Beyaz siyah nereden gelmiş? Soğuk sıcak atmosfer hava nereden gelmiş? Adama demezler mi? Sığır nereden gelmiş? Koyun nereden gelmiş? Kuş nereden gelmiş? Demezler mi adama? Yo, oraları sormayacaksın. Niye? Yo, baz olursun. Fizikçi öyle dedim. Biz okulda lisede okurken Nurcu'yduk yani. Dedi ki, çocuklar dedi, bu yıldızlar dedi, astrofizik işleniyor. Semadaki izdik o konu. Yıldızlar niye çarpmadan, birbirini vurmadan ahenkli devam ediyor? M1 çarpı M2 bölü D kare. Bu formülle yıldızlar ayakta duruyor dedi. Yani M1 çarpı M2 bölü D kare. Yani iki kütlenin çarpımı arasındaki mesafenin karesiyle doğru orantılı olarak hareket ediyormuş her şey. Bunun bu formül üzerine hareket ediyor. Hocam dedim, o formülü bulunmadan önce yıldızlar nasıl hareket ediyordu? Atar. Biz formülden bahsediyoruz. Ne bileyim ondan öncesini dedim. Bu sefer dedi ki, Hasan bak oraları karıştırma. Ben bir şey demedim hocam dedim ya. Bu formül üzerine duruyor dediniz. Bu formül bulunmadan önce nasıl duruyordu dedim. O da tamam. Allah dedi. Allah tamam. Ben Allah demedim hocam dedim. Dedi yani nasıl oluyor dedi. Anladım. Evvel Allah. Şimdi ya bu göz görüyor mu dedim. He. Ama kör maddelerden görme nasıl oluyor? Ya sen hangi cemaate mensupsun? Allah Allah. Ben hocamızsın. Ne alakası var? Ben sana kimyadan bahsediyorum ya. Çok acayip. Uçakta da oluyor. Nasıl oluyoruz ben anlamadım. Yani. Şimdi şeyden bu sizden sonra gittim. Yanımda bir tane alay vardı. Böyle marketlere şey satıyor. Ya dedim gözünüz ne kadar harika dedim ya. Siz dedi burada bir cemaate mi mensupsunuz dedim. Direkt. Ne alakası var dedim. Gözünüz hakikaten harika dedim. Çok antika dedim. Garibime gitti dedim falan. Yani gözle bana yapayım. Çünkü dedim orijinal dedim ya. Hakikaten hiçbir yerde satılmıyor senin gözün. Ben Almanya'da bir yerde rastlamadım dedim ya. Falan. Marketçi dedim ya adam. Ben dedim ki hiçbir markette rastlamadım. Siz marketlere mal veriyorsunuz. Böyle bir şey rastladınız mı? Hemen adam siz dedi hangi cemaatiniz? Hani acayip. Sürekli sorular geliyor. Bu da dine bağlanıyor ama öbür taraftan diyorlar din uyuşturuyor. Uyuşturuyor. Afyondur diyor. Düşünmez diyor. Oysa din tamamen kendisi hayatın için ve düşünmektir. Zaten uyuşarak hiçbir dindar olmaz. Niye? Bir kere dine girerken düşünmek şart koşulmuş. Ne o? La ilahe illallah. Muhammed Resulü'ne demen lazım. La ilahe. Yoktur ilah. Nereden biliyorsun yoktur? Dolaş bakalım ilah var mı? İlah olabilecek kim var? Dolaş, çarla çar, hiçbir tanesini görmeyeceksin ilah vasfına, illa Allah'ı göreceksin. Bir kere bu binaya girmek için la ilahe den geçmen lazım.
Reddet, 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 ayıkla, 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 illallah. Reddedemeyeceğin bir şey göreceksin. O da aynı sistem kullanmış. Aynı kullanmış burada da. Bu aynı. La ilahe okuyoruz. İllallah dördüncü yol. La ilahe. Ayıkla, 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 ayıkla. Ayıklayamayacağın bir şey çıkacak karşına. İllallah da doğru işte. İlk önce demiyor. İllallah Muhammed Resulullah demiyor. La ilahe illallah diyor. La ilahe ile başlıyor. Çok acayip. Esbab-ı maddiyenin elleri ve aletleri hiçbir cihette yerleşemedikleri, belki tam zahirini de temas edemedikleri küçücük zihayat, küçücük hayvancıklar, en büyük mahluklardan daha ziyade sanatçı acip, hilkatçe bedi bir surette oldukları halde. Mesela bir sivrisineği düşün. Bir sivrisineği karnı var ya böyle sivrisineği görmüş. Ayağını düşünün, filin ayağından daha harikadır, daha zordur onu yapmak. Onun kaslarını yapacaksın, nükleerini yapacaksın, damarlarını yapacaksın, gözde gözükmeyen o ayağında kaslı şeyler yapacaksın, damarlar yapacaksın, sıvılar yapacaksın. Hani bir de hortum var ya böyle, hani deliyor, dınk. O hortumun içi delik değil mi, kan emiyor. Daha adamı zor görüyorum ben, adamın hortumunu görüyorum, ben göremiyorum yani. Sivrisinin gözü, hortumunu nasıl göreceğim? Bir de hortumun içi delik. Oradan kan emiyor. Onu nasıl delmiş yani? Filin hortumu hadi neyse ama sivrisineğin hortumu var ya o hortum. O filde de harikadır. Öyle bir göz olmalı ki onu görmeli. Öyle bir göz olmalı ki onu görmeli. Öyle bir alet olmalı ki içini delmeli. Matkapla dırr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 r
lan şunu burnuna. Küçük şeyler yapmak daha zor değil mi abi? Yani zor tabii. Küçüldükçe daha zorlaşıyor çünkü. Zor tabii. Ona göre alet lazım yani. Usta sinekten çok bahsediyor zaten. Ama çok ilginç. Kur'an veriyor da ondan. Bizde çok ülfet olmuş. Her şey böyle. Öyle çok de, tuhaf yani değil mi? Hani şey, böyle kafa insan kafayı yer yani. Ondan sonra ayrılırken diyor ki sana zahmet vermemek için, kaşımamak için sivrisinek kalkarken sıvı salgılıyor. O zaman kaşıma olmaz. Kaşıma olmasının sebebi sivrisinek işini daha bitirmeden yarıda kaldığından uçmak zorunda kaldı. O sıvıyı salgılayamadığında kaşıntı oluyor. İşini bitirse gitse bir sıvı salgılıyor, kaşıntı olmuyor, üzerini kapatıyor. Bekleyeceğiz mi? Bekleyecek geçecek. Ama o gidene kadar bir tane sivrisinek var. Gelen gitmez. Böyle sonra bakmışsın. Pek bilmiyorum. Allah Allah. O küçücük ziyatın, küçücük hayvancıklar en büyük mahluklardan daha ziyade sanatçı acayip. Hırkatçı daha mucize, bedi. Bir surette oldukları halde o camit, bak onu yapanlar camit, cansız, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır ve kör esbaba isnat etmek 100 derece kör, 1000 derece sağır olmakla olur. Ne dedi biliyor musun? Sağıra gözü isnat etmek sağırlarla olur. Sağır yapar bunu. Kör maddelere gözü isnat etmek körlükle olur. Akılsız maddelere aklı havale etmek akılsızlıkla olur. Başka olamaz. Hayatsıza hayatı havale etmek hayatsızlıkla olur. Niçin bilmiyorsun da ondan? Hayatın ne demek olduğunu bilseydin hayatsıza veremezdin. Aklın ne demek olduğunu bilseydin akılsıza veremezdin. Akılsız kaynak kabul edemezdin. İraden olduğunu bilmiyor ki adam, iradesiz. Bloke olmuş. Nasıl bloke olmuş? Efendim, beynim çeşitli sebeplerle bloke olmuş. Kadınla bloke olmuş, parayla bloke olmuş, şöhretle bloke olmuş, dünya ne olmuş. Adam arabam olsun, yatım olsun, katım olsun, beyinler bloke olmuş. Tabii düşünemez tabii. Tabii hayatına tabii uygun bir din arayacak. Allah var dese işine gelmez. Bu sefer diyecek ki bir tanesi kendi kendine tabii ya sen de mi öyle diyorsun, ben de öyle düşünüyordum. Hiç sorgulamadan pat de içine düşüveriyor. Düşmek istediğinden düşüveriyor. Çünkü bana soru soruyor. Niye Allah var diyor. Niye var diye bana soru soruyorsun. Peki sen niye sormuyorsun? Niye Allah yok? Peki abi bu dersler yalnızca felsefecilere yapılmıyor. Yok canım. Yani tabiatı inkar eden, yani işte Allah'ı inkar eden kişilere yapılmıyor. Bizlere de yapılmıyor. Tabii bize. Peki bizde ne çeşit bir şey ortaya çıkarıyor?
Yani niçin böyle hoşumuza gidiyor? Biz evet. inkarcı değildik ki. Evet. Kur'an her fırsatta hep tevhid işliyor. Sebebi şu arkadaşlar. Bizim bir tarafımız var. Hep onu ortaya çıkartıyordu. Onun adı da nefistir. İnkarcılık, şirk, küfür, isyan. Hep kendine dönük yaşamak. O nefis denilen. O hep dalga yayıyor. Devamlı. Aklını blok ediyor. Duygularını blok ediyor. Gözünü blok ediyor. Dilini blok ediyor. İradeni blok etmeye çalışıyor. O enerji. Dalga. Hep ona vurduğumuz için... O bu derslerle sustukça ruh nefes alıyor, rahat ediyor. Onun için hoşumuza gidiyor. Bizde de aynısı var. Tabiatçıların bir nümenisi bizde var. Kafir, o kafirler bizde de var. İçimizde nefis var işte. Ona darbe vuruyoruz. Ve ahir davagümen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.